Türkiye sadece Cumhuriyet tarihinin değil, belki de Anadolu'ya ayak bastığı günden bu yana en kritik savunma eşiklerinden birini daha aşmak üzere. Çünkü artık karadan havalanan ve 1000 kilometreye yakın ötede yer altına saklanmış bir düşmanı vurabilecek silah var. Bu silahın adı Tayfun. Ama artık yalnızca Tayfun değil, bu kez daha da öfkelisi, daha da uzakları hedef alabileni var. Tayfun Blok 4. Balistik füze dendiğinde yıllar boyunca Türkiye'nin adı bu denklemde hiç geçmedi. Çünkü ne mühendisliği vardı, ne teknolojisi, ne de bu alanda işbirliği yapabilecek müttefikleri. Ancak zaman haritayı da askeri teknolojiyi de değiştirdi ve Türkiye artık doğrudan balistik karaktere sahip füze ailesiyle sahada. Envanter serimizin bu bölümünde Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi Tayfun Blok 4'e yakından bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bu sürecin asıl başlangıcına gidelim. Roketsan ilk olarak J600T Yıldırım füzesini üretti. Bu ilk adımdı. Bu füze Türkiye'nin kendi balistik füzesini geliştirme ve üretme yeteneğini ilk kez kanıtladığı sistemlerdendi. Füze 150 kilometre menzile kadar ulaşabiliyordu. Ama elbette ki asıl kilidin kırılması Bora füzesiyle oldu. 2017'de sahaya sürülen ve 280 kilometre menziliyle ilk ciddi taktik balistik füze sayılabilecek Bora, aslında Roketsan'ın kendi kabuğunu kırdığı projeydi. Onunla birlikte motor teknolojisinden güdüm algoritmalarına, katı yakıt karışımından yüksek irtifaya kadar çok sayıda teknik eşik aşıldı. Her ne kadar kamuoyunda ses getirmese de askeri çevrelerde Bora bir dönüm noktasıydı. Fakat o füzenin eriştiği 280 kilometrelik sınır Türkiye'nin tehdit ortamında yetersiz kalıyordu. Ne Doğu Akdeniz'deki deniz üslerini kapsayabiliyordu, ne de doğuda İran sınır hattı boyunca ulaşabilecek kriz bölgelerine. Bu nedenle daha uzun menzilli, daha gelişmiş bir sistemler gerekiyordu ve Cenk füzesi ortaya çıktı. Ama Roketsan tarafından tam anlamıyla tanıtılmadı. Cenk, Türkiye'nin ilk orta menzilli balistik füzesi olacak şekilde kamuoyuna bilgiler yansıdı. 1000 kilometreden fazla menzili olacağı belirtildi. Onun da geliştirme çalışmaları devam ediyor. Gelelim 2022 yılına. Karadeniz kıyısından yapılan bir testte dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Rize'ye kadar uzanan bir rota üzerinde uçan ve 561 kilometre menzile ulaşan bir füze ilk kez görüntülendi. İsmi Tayfun'du. O Tayfun ailesinin ilk üyelerindendi. Tayfun Blok 1. Tayfun yalnızca menzil bakımından değil, taşıdığı mesaj açısından da farklıydı. Çünkü bu füze artık Türkiye'nin kıta ötesi olmayan ama bölgesel baskı gücüne sahip bir füze sınıfına geçtiğini gösteriyordu. Blok 1, Türkiye'nin geliştirip test edilen şimdilik en uzun menzilli balistik füzesi konumunda. Şimdilik diyorum çünkü daha uzun menzilli füzeler var ama halen tanıtımları ve testleri yapılmadı. Mesela Cenk füzesi gibi. Tayfun Blok 1 klasik bir sistem olmaktan çıkıp düşük hata payına sahip hassas vurucu bir unsura dönüşebilen füzelerden. Ancak 2025 yılı itibariyle artık Tayfun'un da ötesinde bir sistem konuşulmaya başlandı. İDEF 2025 Savunma Sanayi Fuarı'nda Roketsan tarafından kamuoyuna tanıtılan Tayfun Blok 4, Türkiye'nin bu alandaki en gelişmiş mühendislik ürünü olarak sahne aldı. Daha önceki Tayfun testlerine kıyasla sadece menziliyle değil, baştan sona yinelenen yapısıyla dikkat çeken Blok 4 versiyonu, henüz tam açıklanmasa da 1000 kilometrenin çok ötesine erişebileceği, hatta üstüne çıkabileceği diye ifade edilenler arasında. Bu menzil yalnızca Doğu Akdeniz ya da Irak'ın kuzey değil, Basra Körfezi, Hazar kıyıları, hatta Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Tayfun Blok 4'ü sizlere anlatmadan önce isterseniz balistik ve hipersonik füze nedir, neden kullanılır, bunların cevaplarını birlikte öğrenelim isterseniz. Öncelikle balistik füzelerle başlayalım. Balistik füzeler çok uzak mesafelerdeki hedefleri vurmak için yerden fırlatılan ve yörüngesinin büyük kısmını uzaya yakın irtifalarda seyrederek tamamlayan uzun menzilli silahlar. Hipersonik füzeler ise 5 Mach üzeri hızda ilerliyor. Yani ses hızının en az 5 katı hızda hareket eden füzeler. Savunma sistemlerinin yakalayıp imha etmesi son derece zor. Bu silah sistemleri genellikle kritik askeri hedefleri, altyapıyı ya da stratejik noktaları kısa sürede ve yüksek isabetle vurmak için kullanılıyor. Balistik ve hipersonik füzeler ülkeler açısından yalnızca saldırı gücü değil, aynı zamanda güçlü bir caydırıcılık aracı olarak da büyük önem taşıyabilecek güçte. Tayfun Blok 4'e geri dönelim. Tayfun Blok 4'ün maketinin dış tasarımında ilk dikkat çeken detaylardan biri
füze gövdesinin önceki versiyonlara kıyasla daha keskin, daha aerodinamik hatlara sahip olması. Bu yapı hem düşük radar izi hem de daha dengeli atmosfer geçişi anlamına geliyor. Aynı zamanda roketin ön kısmında yer alan başlık bölümü modüler yapıdaki farklı mühimmat türlerinin entegre edilmesine olanak taşıyacak şekilde geliştirilmiş. Bu sayede Typhoon Block 4 yalnızca şehir ya da üs hedeflerine değil, yer altına gömülü komuta merkezleri ya da radar tünellerine karşı kullanılabilir hale geliyor. Ayrıca Typhoon Block 4'ün manevra yapabilme özelliği de söylentiler arasında. Yani hedefine yaklaşırken hava savunma sistemlerinden kaçıp yön değiştirebilecek. Mühendisliğin en dikkat çeken başarılarından biri ise füzenin güdüm sisteminde yatıyor. İçeride tamamen yerli olarak geliştirilen INS ve GPS karışımı bir yönlendirme sistemi var. Typhoon Block 4'de bulunan GOLIS navigasyon sistemi sayesinde GPS kesintilerinde bile 5 metrelik hassasiyet sunabilecek kapasiteye sahip. Ancak burada standart GPS sinyali yerine anti-jamming, yani karıştırmaya karşı dayanıklı özel sinyal sistemleri de entegre edilmiş durumda. Bu sistem sayesinde Block 4 hem elektronik harp ortamında işlevini sürdürebiliyor hem de hedefe varış anında bağımsız karar vererek terminal fazla yönünü değiştirebiliyor. Bu tür füzenin ortaya çıkışı elbette dünyadaki benzer sistemlerle kıyaslanmadan değerlendirilemez. Rusya'nın İskender M füzesi 500 kilometrelik menzili ve termal fazla yüksek manevra kabiliyetiyle Batı'nın kabusu olmuş bir sistem. Ancak o füze daha çok 2000'li yılların başında sahaya sürüldü ve artık modern hava savunma sistemleriyle daha kolay yakalanabilir hale geldi. İran'ın füzeleri de dikkat çekiyor. Mesela Kıyambür füzesi de aynı sınıfta. Vuruş hassasiyeti düşük olan füzenin tasarlanıp ayarlanabilir başlığı sayesinde radardaki izi oldukça az. Çin'in DF-11A sistemi de aynı sınıfta yer alıyor ancak güdüm sistemleri ve gelişmiş teknoloji bakımından geri kalması nedeniyle Typhoon Block 4 ile yarışacak esneklikte değil. Türkiye Typhoon Block 4 ile bu füze ailesi içinde yerini artık net biçimde almış durumda. Typhoon Block 4 sınıf olarak kısa ve orta menzilli balistik füze kategorisinde yer alıyor. Bu alanda önde gelen bazı sistemlerle kıyaslandığında şu tablo ortaya çıkıyor. Özellikle menzil ve manevra kabiliyeti açısından Typhoon Block 4, Çin ve Rusya sınıfındaki füzelere ciddi bir şekilde alternatif olabilecek nitelikte. Ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi olması bu tür sistemlerin batılı envantere entegre kullanımını da gündeme getirebilir. Bu tablo özellikle 13 Haziran 2025'te yaşanan ve tam 12 gün süren İran-İsrail füze savaşını düşününce daha da anlamlı hale geliyor. İran'ın yaklaşık 600 balistik füze ateşlediği ve bunların az da olsa İsrail'de bıraktığı etki ve savunma sistemlerini aşmaya başardığı bu çatışma, modern savaşta balistik sistemlerin ne kadar stratejik hale geldiğini bir kez daha kanıtladı. İsrail gibi yüksek teknolojili bir ülke bile bu kadar yoğun füze yağmuru karşısında ciddi zafiyet yaşarken, bölgedeki diğer ülkeler için bu tablo açık bir ders niteliğindeydi. Typhoon'un bu yeni versiyonu aynı zamanda Türkiye'nin hava savunma şemsiyesindeki boşlukları da tamamlıyor. Çünkü artık sadece tehditlere karşı savunma yapmakla yetinmiyor. Aynı zamanda o tehdidin kaynağını yerinde vurabilecek bir kabiliyete de ulaşıyor. Bu da Ege'den Hazar'a kadar uzanan geniş bir jeopolitik kuşakta Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Konudan fazla uzaklaşmadan Türkiye'nin elini güçlendiren bir projeden daha bahsetmek istiyorum. Bu projede İDEF fuarında tanıtıldı ve Typhoon kadar çok fazla ses getirdi. Bu proje Gazap. Bu mühimmat ismini yalnızca taşıdığı yıkıcı güçten değil, doğrudan hedefin üzerine çöken bir öfke dalgası gibi etkisinden alıyor. Gelin özelliklerine birlikte bakalım. Gazap bombası klasik mühimmatların ötesinde bir teknoloji ile hava ile temas ettiğinde değil, derin nüfuz ettikten sonra infilak edecek şekilde tasarlandı. 970 kilogram ağırlığında, yüksek infilak gücüne sahip, patlama anında 10.000'in üzerinde ölümcül çelik parçacık yayıyor. Üstelik sadece zırhı ya da betonu delmekle kalmıyor. Ardından oluşturduğu termobarik basınç dalgasıyla geniş çaplı bir yıkım yaratıyor. Termobarik etki mühimmat teknolojisinde oldukça özel bir alandır. Çünkü bu tip patlayıcılar öncelikle havadaki oksijeni emer ve ardından oluşan vakum etkisiyle önce nefes almayı imkansız kılar. Sonra gecikmeli infilakla muazzam bir iç patlama yaratır. Gazap işte bu prensiple çalışıyor. Ama bunu sıradan bir bomba gibi değil.
hedefi önce anlayan, ardından akıllı şekilde davranan bir sistem gibi uyguluyor. Özellikle dağlık bölgelerde mağara sistemleri, sığınaklar ve yeraltı koruganları klasik bombalarla imha edilemiyor. Çünkü bu tür yapılar yüzeyde oluşturulan patlamalardan etkilenmeden varlıklarını sürdürebiliyor. Ancak gazap, hedefin içine nüfuz ettikten sonra aktif hale gelerek yalnızca duvarları değil, içerideki tüm yaşam alanlarını yok ediyor. Bu yönüyle bakıldığında klasik bombalardan çok daha stratejik bir amaca hizmet ediyor. Gazap aynı zamanda güdüm kitiyle birleştiğinde akıllı bir mühimmata da dönüşüyor. Lazer güdüm ve değişken zamanlayıcılar sayesinde hedefe göre tepki verebiliyor. Bu da operasyonel sahada esneklik demek. Farklı görev profillerine uyarlanabilir bir bomba demek. Gerek F-16'larda gerekse F-4'lerde kullanılabiliyor. Aynı zamanda Bayraktar Akıncı ve 2028'de teslim edilecek yerli savaş uçağımız Kaan'dan da atılabilecek. Bu kabiliyet ve imkanlarla beraber yalnızca düşman askeri birlikleri değil, o birliklerin emir aldığı merkezleri, iletişim altyapıları ve saklandıkları yeraltı yapıları da hedef alınmak isteniyor. Belirttiğimiz gibi özellikle İsrail-İran arasında yaşanan ve füzelerin, radarların, elektronik karıştırma sistemlerin yarıştığı son 12 günlük çatışma bu tür mühimmatların önemini daha da arttırdı. İran'ın attığı yüzlerce füzeye karşı İsrail'in savunma sistemi yetersiz kaldığında kritik olan şey füzelerin ya da bombaların sayısı değil, etkileri olmuştu. Gazap gibi bombalar, Typhoon Block 4 gibi füzeler işte bu stratejik değerin zincirini hedef alabilecek kapasitede. Bütün bunların arkasında ise tek bir gerçek yatıyor. Türkiye artık yalnızca savunma yapmıyor. Milli Savunma Bakanlığı Arge merkezinin yürüttüğü bu mühimmat programları çok daha konuşulacak. Çünkü sırada başka sistemler de var. Derin nüfuzlu mühimmatların küçük boyutlara indirgenmesi, elektronik harp sistemlerinin etkisine karşı dayanıklı sigorta sistemlerinin geliştirmesi ve patlama etkisinin hedefe göre değiştirilebileceği akıllı başlıklar gibi çok sayıda proje masada. Üstelik bu projelerin büyük kısmı klasik hava platformlarının yanı sıra yerli üretim SİHA'larla entegre olarak çalışabilecek biçimde tasarlanıyor. Typhoon füzesine kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Typhoon'la Türkiye'nin elinin güçleneceğini anlatmıştık. Ancak Typhoon'un hikayesi burada bitmiyor. Asıl mesele bu sistemin ötesinde üretilen ve kapalı kapılar ardında geliştirilen 2000 km menzilli füze programında saklı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu senenin başında hem 800 km ve üzeri menzilli füze stoğumuzu güçlendirmeyi hem de 2000 km ve üzeri menzilli füze geliştirme programımızı hızlandırmayı kararlaştırdık cümlesi bunu doğrular nitelikte. Sınırlı bilgilere göre çift kademeli, daha büyük çaplı bir gövdeye ve daha gelişmiş sistemlere sahip bu yeni füze Typhoon Block 4'ün teknolojik birikimi üzerine inşa ediliyor. Özellikle atmosfer dışı uçuş fazını gerçekleştirebilecek, ardından yeniden yeryüzüne giriş yaparken yönünü değiştirebilecek savaş başlığına sahip olması planlanıyor. Böyle bir yapı onu sadece bir bölgesel değil, kıtasal bir tehdit haline getirebilir. Henüz kod adı açıklanmamış olsa da bu sistemin 2026 veya 2027 yıllarında ilk testlerinin yapılması hedefleniyor. Bu uzun menzilli füze programı Typhoon'dan bağımsız ilerliyor gibi görünse de aslında onun bir devamı. Çünkü Roketsan'ın Block 4 ile sağlayacağı tecrübe bu programın hem motor teknolojisinde hem de güdüm sistemlerinde doğrudan fayda sağlayacak. Böylece Türkiye artık sadece kendi coğrafyasını değil, ona yönelik tehditlerin merkezini vurabilecek bir stratejik kabiliyete doğru ilerliyor. Ve tam da bu nedenle Typhoon Block 4 bir füze değil, bir eşik. Bugüne kadar sınır savunmasından öteye geçemeyen bir savunma politikası artık sınırın çok ötesinden gelen saldırıya karşı bir stratejiye dönüşüyor diyebiliriz. Bu sadece Roketsan'ın değil, Türkiye'nin uzun menzilli geleceğe dair verdiği en somut mesaj. Çünkü menzil uzadıkça etki alanı büyür. Etki büyüdükçe de denklemler değişir. Türkiye sadece Cumhuriyet tarihinin değil belki de Anadolu'ya ayak bastığı günden bu yana en kritik savunma eşiklerinden birini daha aşmak üzere. Çünkü artık karadan havalanan ve 1000 kilometreye yakın ötede yer altına saklanmış bir düşmanı vurabilecek silahı var. Bu silahın adı Typhoon.